Ömer. Seren abla. Nasıl durum? Genel olarak iyiye gidiyor. Uyanmasını bekliyoruz. Ömer. Bir görsem. Birazcık ne olur. Gel abla. Ben geldim. Herkes seni bekliyor. Hepimiz seni bekliyoruz. Hemen iyileşeceksin. Hepsi geçecek. Seni çok seviyorum. Haklısın. Mithat, duyabiliyor musun beni? Ha, duyabiliyor musun beni? Ömer! Ömer kendine geliyor galiba. Bir şeyler soydu, elini sıktı. Sedat abi. Sedat abi, iyi misin? Selen abla, sen dışarıda bekle biraz. Tamam, iyi, iyi, çok iyi. Hemen hocamıza haber verir misin? Hastamız kendine geliyor, hadi. Tamam doktor bey. Çabuk, çabuk. Canım bak, suları buraya koyuyorum. Kumanda da burada, sıkılırsan televizyonu açarsın, tamam mı? Senin yastığın rahat değil mi? Ha? Şimdi hemşire gelecek, antibiyotiğini verecek sana. Eğer bir yerin ağrıyorsa söyle, ağrı kesici de yapsın, tamam mı? Seyran, iyiyim ben. Otursana sen şöyle. Ne oturmasın Mithat, şimdi dur. Ya bak, sormadım, senin yarına kaç tane dikiş attılar acaba? Neyse, şimdi pansuman yaparlarken bakarım. Sen zaten buradan bir çık, ben bakacağım senin yarana. Sen buradan çık. Ben hep bakarım sana. Seyran'ım. Çok korktum Mithat. Seni kaybedeceğim diye çok korktum. Ben seni bırakıp gider miyim hiç? Canım eşim benim. Hayat arkadaşım, can yoldaşım. Çok seviyorum ben seni. Seni çok seviyorum. Tanışmamız gibi oldu bu. Önce onu bir için, sonra yaranıza bakalım. Gerek yok. Ben hastanede baktırırım. Beyefendi, yaranız var ve kanamış. Ha, eğer bana güvenmediyseniz ambulans çağırayım, onlar ilgilensinler. Ama sizi bu şekilde bırakamam. Ben izninizle bir bakabilir miyim? Allah'tan dikişleriniz açılmamış. Şimdi ben orayı güzelce temizleyeceğim. Sonra da pansuman yaparız. Ama siz de eve gidip yatacaksınız. Sonra da yarın geleceksiniz, pansumanı yenileceğiz, tamam mı? Pansuman canımı acıtacak diye kaçmak istemiştim ama kaçamadım. Önce yaralarımdan, sonra yüreğimden tuttum beni. Sana tutuldum kaldım. İyi ki tutulup kalmışsın. İyi ki kaçamamışsın. İyi ki sevdik birbirimizi. İyi ki evlendik, aile olduk. Sen kurtuldun ya, çok şükür. Seyran, otursana bir. İkra. Kaybettik. Şuradan bir çıkayım. Göstereceğim o şerefsizi. O günahsız kızın canına kıymak neymiş, göstereceğim. Kimden bahsediyorsun sen? Sen çok şükür kardeşim, gözlerini açtın. Birazdan bunu yapalım, kim olduğunu da öğreneceğiz. Melek, bak girer girmez Mithat'a hemen konuyu bahsetme, tamam mı? Yeni kendine gelmiş çocuk. Moralini bozmayalım. Yani iyi olduğunu bir görelim, nasıl olsa konuşacağız tamam, konuyu. Tabii ki Ali, tabii ki. Merak etme, neresi Ömer? Buradan al.
Ne abla? Canım benim, bir tanem benim. O bir tanem benim. Canım kardeşim. Mithat, geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol abi. İyi misin kardeşim sen? İyi misin? Bir tanem bir yerin ağrıyor mu, acıyor mu? İyiyim ablacığım, iyiyim. Birazcık şu dikişleri açıyor. Onun dışında iyiyim. Dikişlerden o Mithat abi, ilk günler biraz sıkıntılı olur. O da zaten kalmayacak birkaç güne bir şey, değil mi Ömer? Aynen öyle. Bu kadar oldu ya. Seni bize bağışladı. Sen de ablan gibi savaşacaktın ha. Geçmiş olsun tekrar. Sağ ol abi. Sen nasılsın Selim? Biraz huzursuz musunuz? Mithat. Ters bir şey mi var? Bir şey mi saklıyorsunuz? Mithat, başka bir şeyin yok değil mi abla? Abla. İkra'yı hayattan koparan, beni bu hale getiren Alpay. Alpay mı? Bir dakika, neden? Nasıl yapar size böyle bir şey? Seyran. Mithat, emin misin Alpay olduğuna bak. Neden yaptı ki bunu? Delirdi mi bu herif ya? Ne oldu Mithat? Ne oldu? Söyle. Ne oldu ablam? Abla, ben arabayı park ettikten sonra Alpay'la karşılaştım. Sizin evleneceğinizi duymuş. Yemeğe gelmiş. Ortalığı dağıtmak için. Böyle bir itiş kakış oldu. O sırada ikramın sesini duydum. Mithat abi diye bağırdı. Alpay ile aramıza girdi. Alpay bıçakladı İkra'yı. Ben ondan sonrasını hatırlamıyorum zaten. Ben koruyamadım abla. Engel olamadım. Bir daha ben koruyamadım seni kardeşim, ben koruyamadım. Özür dilerim kardeşim, bir daha. Özür dilerim.